Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün Belediye Binası 13 Max hesabımızda eğlenceli bir o kadar da güçlü son zamanlarda da sıklıkla kullanılan bir orduyla efsanelikte savaşlar yapacağız arkadaşlar. Cehennem ejderhası ve iskelet büyülerini kullanarak. Pekala efendim. Saldırı numara 1. 14 tane cehennem ejderhamız var. 1 adet elektromuz var. 12 tane de balonumuz var. Şöyle bir bakalım neler yapacağız. Şu alt taraftaki sağlı sollu 2 tane çoklu cehennem kulesi benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hava patlatıcılarının konumundan dolayı bebek ejderleri direkt bu noktadan başlatmak istemiyorum. Saldırıya ben şu üst taraftan başlayacağım ya. Şu noktadan bir tane balon ve elektroyla şurayı bir kapatalım. Şuradan da ana saldırıya başlayacağım. 1, 2, 3 tane balon feda edeceğim. Ve geriye kalan bebek ejderleri de şu şekilde spamladıktan sonra peşlerine büyük koruyucu ve geriye kalan balonları da sallayıp koruyucunun özelliğini erkenden kullanıyorum. Bu saldırının olayı bu arkadaşlar çok keyifli inanılmaz derecede güçlü yani bazen öyle bir oluyor ki köyler üçlenmeyecekken yani ne oluyor ne bitiyorsa bir bakıyorsunuz köyleri üçlemişsiniz gerçekten enteresan bir saldırı burada savunmaları tanklamamız gerekecek ama şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya bir tane bırakacağım zeplini saldırının sonlarına saklamamız gerekiyor arkadaşlar şurayı bir donduralım cehennem ejderleri baya bir hasar alıyor çünkü. Güzel. Kalan kalesi çıktı. Tepelerine bir zehir. Şu noktaya bir iskelet büyüsü daha bırakacağım. Kralın özelliğine basıyorum. Zeplini de bena, belediye binasına doğru gönderdim. Gayet güzel. Şu noktada bir iskelet büyüsü kullanacağım. Bir iskelet büyüsüyle de şurayı tanklayalım. Çoklu cehennem kulesi ve hava savunmasını donduruyorum. Belediye binasını donduruyorum. Kaya saçarı donduruyorum ve binanın tepesinde bir adet öfke büyüsü. Kraliçenin özelliğini kaybetmişiz bu pek iyi olmadı ama köyde savunma namına da çok fazla bir şey kalmadı açıkçası. Şampiyonun özelliği duruyor. Klan kalemizdeki ejder öfkenin içerisinde kaya saçarı indirecek. 3 mü geliyor ilk denemede? Şu cehennem ejderhalarının sayısına bir bakar mısınız? Arkadaş bu nedir ya? Şaka mı ya bu? Ne biçim bir saldırı oldu böyle? Şampiyonun özelliğine basıyorum. X yayı neydi iyiydi be. Şu arka taraftaki çoklu cehennem kulesi beni korkutuyor ama ya korkutsa ne yazar be kardeşim? 1, 2, 3 of tuzaklara bak bütün tuzaklar alt tarafta yakalandık. 3 gelmeyecek mi? Çok güzel gidiyordu. Yani canları da baya fazla. 2-3 tane güdümlü hava mayını çıktı. X yayına gidin lütfen gayet güzel. %99 da mı başlayacağız? Yapma. Yok yok koruyucu. Bu saldırıyı kurtaracak arkadaşlar. Bir tane daha güdümlü hava mayını çıktı. Bütün tuzakları saldırının sonunda yakalayabildik anca. Evet birazcık hasar verebilir mi cehennem ejderhası? Verdi. Koruyucu VS çoklu cehennem kulesi. Haydi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. %99 ve ilk saldırımızdan güzel bir 3 yıldızı yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Çok acayip bir saldırı olmadı mı ya? Yani mantığıken elektro ejder spamına benziyor ama elektro ejderlerden çok daha rahat çok daha eğlenceli. Belki de değişik yeni bir strateji olduğu için bana öyle geliyordur ama şahane işler çıkartıyor efendim ya. Evet güzel bir 3 yıldızla başlıyoruz. Ordu kalksın klan kalesini doldurayım. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Saldırı numara 2. Bakalım bu sefer karşımıza nasıl bir düzen çıkacak. O da ne? Oo, Zayıf bir köy çıktı. Şaşkınım. Neredeyse 5200'lü kupalardayız. Böyle bir köy gördüğüme gerçekten şaşırmış durumdayım efendim. Bakalım. Cennem Kuleleri çoklu da çoklu da çoklu da. Bu iyi bir şey mi? Muhtemelen. Şimdi belediye binasına zeplini göndereceğiz ama kasırgaya yakalanırsak. X aylarından iki tanesi karaya bakıyor bu güzel nereden başlayalım ya saldırıya ya şuradan başlayacağım ya şuradan başlayacağım ben şuradan şu şekilde başlayacağım kral kraliçe de buradan sahaya dahil olsun süre sıkıntısı yaşamıyoruz arkadaşlar bu saldırının güzel yanı da bu işte şimdi elektroyu nereden bırakalım şu noktadan bir tane balon bırakacağım elektro kral kraliçe buradan aşağıya doğru ilerlesin neden olmasın şampiyonu saldırının biraz daha sonlarına doğru saklamak istiyorum bir iki üç tane balon mayın eşeği Evet, Inferno Ejderleri şuradan spamlıyorum. Koruyucu hemen ardından balonlar hızlı bir şekilde koruyucunun özelliğine basıyorum ki hasar almayalım. Şampiyon da sağa şu noktadan dahil olsun. Şimdi şu noktada e, Kaya Saçar'ı çokluğu falan e, oyalayalım. Gayet güzel. Şu noktada bir tane iskelet atacağım. Klan kalesinin tepesine bir adet zehir büyüsü. Şimdilik şeyi bekletiyorum. Şampiyonun özelliğine basacağım. Şu noktada bir tane iskelet atmak istiyorum. Zeplin'i şuradan şu şekilde belediye binasına doğru gönderebiliriz artık. Öyle değil mi? Şimdi dondurma büyülerimiz var. Şu binayı bir donduralım. İşimizi riske atmayalım. Şu noktada bir tane iskelet kullanacağım. Zeplin binaya ulaştı. Tepesinde bir adet öfke. Kaya saçarı donduruyorum. Ya şu ordunun... <laughs> Yaptığı işe bir bakar mısınız ya? Kraliçenin özelliği hala daha duruyor. Yani inanılır gibi değil. Şu kaya saçarı ve hava savunmasını donduracağım. Arkadaş büyük kullanmamıza gerek bile yok ya. Köy zayıf da mayıf da ama yani öyle çantada keklik de değil de hani he? Yanılıyor muyum? Evet son hava savunmasını da indiriyoruz. Üst tarafta da hala da e, cehennem ejderhalarımız var. Şu noktada bir dondurma büyüsü kullanacağım. İki tane iskerette klan kalesinde efendim. Evet, vatandaşın kılan kalesine iskeletleri yapıştırıyoruz ve 1-3 yıldızda buradan bu şekilde almış oluyoruz. Yasaklanması gereken bir ordu bence. İnanılmaz derecede güçlü, inanılmaz derecede hızlı, inanılmaz derecede keyifli bir ordu arkadaşlar. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoyu çekmeden önce Birkaç gündür üzerine çalışıyorum. Bazı düzenler var ki gerçekten bu ordu iş yapmıyor. Ben de böyle gaza geldim. Efsanelikte böyle 3 yıldızlar aldıktan sonra dedim şunu klan savaşında bir deneyeyim. Ters bir düzen çıktı. %80 bile alamadım. 2 yıldızda kaldık. Yani her düzende de üçlemiyor arkadaşlar. Onu da not düşmekte fayda var. Ama gerçekten çok keyifli değil mi ya? Yani uzun zamandır Clash oynarken bu kadar keyif almamıştım. Cehennem ejderleri sağ olsun. Bu stratejiyi de kim bulduysa ellerine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Ve ordu kalksın, kaleyi dolduralım. Üçüncü saldırımız için yola koyuluyoruz. Pekala efendim saldırı numara 3. Pekala bir ring base çıktı karşımıza burada. Nasıl bir şey yapabiliriz? Cehennem kulelerinin üçünü de çoklu da görüyorum. İşte şimdi burada direkt e, cehennem ejderhalarını böyle labada lubada sallarsak çok dağılacaklar. O yüzden iyi kötü bir temizlik yapmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir temizlik yapabiliriz? Elektrodan çok değer elde edemeyeceğiz. Çünkü hava savunmaları dışarıya çok yakın. Hmm. E, nasıl bir şey yapabiliriz burada? Kaya saçarı ilk başta hedef almak mantıklı olacaktır değil mi? İki kaya saçar üst tarafta. Nereden başlasak acaba ya? Kasırga nerededir ki? Kartal topunun olduğu yerde midir? Tamam daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Şu noktadan bir tane balon bir tane de elektro bırakacağım. Haddinden fazla düşündük farkındayım. Şu noktadan kralı ve kraliçeyi bırakacağım. En azından şurayı kessin ejderlerle şuradan içeriye girelim öyle değil mi? Şu noktadan da şampiyonu sağa süreceğim. 1-2-3 tane balon. Mayın eşeği efendim. Şu noktadan cehennem ecdarların sayısını sürüyorum. Evet kan kırır konuşamıyor dili tutuldu. Balonları da peşli peşine gönderip koruyucunun özelliğine basıyorum. Evet kralı tekli cehennem kulesine yem ettik. Maalesef yapacak bir şey yok. Şu noktada ilk iskeleti atacağım. İkincisini de şuraya atacağım. Kaya saçarları tanklamaya çalışıyorum şu anda. Tek derdim bu arkadaşlar. Ki işe de yaradı gibi ama kaya saçarı hala daha kraliçeye vuruyor. Bir tane şuraya atacağım. Bir tane şu kraliçe ile kaya saçarı şey yapmak istiyorum. Zeplin'i de şuradan sağaya gönderebiliriz artık. Pekala fena değil gibi şu kaya saçarı ve kralı bir donduralım. Güzel güzel çok kötü bir durum yok şu anda. Evet Zeplin binaya ulaşacak gibi bir öfke ve dondurma büyüsünde kullanmam gerekiyor. Çünkü sadece klan kalesinin belediye binasını indirebilmesi için değil. Aynı zamanda e, diğer birliklerime de hasar veriyordu. Bina bu yüzden dondurdum. Evet iki tane daha iskeletim var. Bir tanesini şuraya bırakacağım, bir tanesini şuraya bırakacağım. Hava savunmasını, kartal topunu ve iki tane okçu kulesini donduruyorum. Zehir elimde kaldı. Klan karesi çıktı mı? Çıktı da o kargaşa da ben mi göremedim emin değilim açıkçası ama zehir elimde kaldı. Dur bakalım kraliçe şu hava savunmasını indirirse şansımız hala daha çok yüksek. Hadi ben azlı kraliçem. Hadi benim iki yüzümün çiçeği şahanesin sen hava savunması indi. Koruyucumuz hayatta x se in indirecek mi? Hadi x e inerse çok ciddi bir şansımız olacak ama. Evet geriye sadece iki tane cehennem ejderhası kaldı yeterli olmayacak değil mi? Ah be çok yakın ama var ya arkadaşlar. %90'a üzerinde olacak diye hissediyorum. Cehennem ejderhalarının canına da bağlı olarak değişecektir tabi. Evet. x iş yapıyor ya. 8. seviye bir x hakikaten sağlam iş yapıyor. Ama şuraya bir bakar mısınız? Ne kadar yakındı ya. Hani <laughs> ordu gerçekten güçlü arkadaşlar. Yani denemenizi, vakit harcamanızı, bu strateji üzerine yoğunlaşmanızı ciddi ciddi tavsiye ediyorum. Şahane iş yapıyor. %92 yıldız hiç fena bir savaş değildi bence. Diyelim ve hiç vakit kaybetmeden bir sonraki savaşımıza geçelim. Saldırı numara 4. Haydi bakalım bu sefer karşımıza ne şekil bir düzen çıkacak? Pekala. Şöyle bir bakalım. Bu sefer işte bak elektrodan değer elde edebileceğiz. Öyle değil mi? Hava patlatıcıları şuraya şuraya bakıyor. 1, 2, 3 değil. 2 tane iksayı karaya bakıyor. Şu taraftakiler havaya bakıyor. Tamam. O zaman saldırıya şu noktadan başlasak olabilir değil mi? Ee, direkt kaya saçarı indirmiş oluruz. Ya da Kralı kraliçeyi buradan gönderirim. Kaya saçarı tanklar kraliçe hava savunmasını alır. Üst taraftan da tekliğe doğru direkt cehennem ejderhalarını sallarız. Şu noktadan da elektro temizliği yaparız. Bence şahane olur. Evet plan hoşuma şimdiden gitti bile. Kralı ve kraliçeyi şu noktadan bırakıyorum. 1, 2, 3 tane mayın eşeği. Hemen ardından bebekleri sahaya sürüyorum. Peşlerine koruyucu. Hemen ardından da balonla. Eyvah orada uçan kışla görüyorum. Sakın bana zeplinin yok deme. Sakın aman diyeyim. Pekala şu kaya saçarı tanklasak nasıl olur? Bence hiç fena olmaz. Evet zeplinim yok arkadaşlar. <laughs> Oy çok kötü oldu bu çok kötü oldu efendim ne yapacağız şimdi İnanın hiçbir fikrim yok göreceğiz Pekala şu noktada bir tane iskelet atacağım tekli cehennem kulesini iyi kötü tanklar Klan kalesi boş mu dolu mu emin değilim ama yine de bir adet zehir büyüsünü yapıştırıyorum Belediye binasını donduracağız şimdilik öfke büyüsü kullanmaya gerek yok öyle değil mi şu noktada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Bir tane iskelet şuraya. Bir tane iskelet şuraya. Beri diye binasını dondurmaya gerek kaldı mı? Kalmadı. Evet. Elimde bir adet öfke büyüsü var. Şu noktada şampiyonu ve neyi donduruyoruz? Dondur dondur dondur. Kaya saçları da dondur. O cehennem hasar almasın. Bir tane şu noktadan. Bir tane de şu noktadan iskelet bırakıyorum ki iskeletlerim bitmiş. Bakalım. Yeterli olacak mı? Birazcık bu sefer elime yüzüme bulaştırdım. Kabul ediyorum. Cehennem ejderhasının yaptığı işi gördünüz mü? Kraliçeye kilitlendi Tekli cehennem kulesini vurmadı ama senin yaptığın ayıptır ya. Evet orduyu baya bir dağıttık. Ya güzel kardeşlerim benim. A benim canlarım ben oradan elektro bıraktım. Siz nasıl becerdiniz de köyü köşelerden kenarlardan dolanmayı başardınız ya. Biraz anlatsanıza. Kartal topu da inmedi bizim bütün cehennem ejderlerini yiyecek bitirecek. Ya ben buradan elektro bıraktım hemşerim. Sırf cehennem ejderleri buraya gitmesin içeriye girsinler diye. Ve zeplin almayı da unutmuşum. <laughs> Yapma ya. Ya arkadaş zaten bir tane sıkıntı çıkmasa bir videoda ben şaşarım. Yani zeplinimiz olmadığı için mi böyle oldu? Tartışılır. Zeplin olsaydı belki daha rahat edebilirdik ama sonuç itibariyle değişen bir şey yok arkadaşım. %72 yıldızda kaldın işte. Kötü bir saldırıydı kabul ediyorum. Bir tane daha saldırı yapmak istiyorum. Final saldırımız efendim. Hatırlatmak istiyorum. Henüz bir %99 almış değiliz. Ya kıyamet alameti ya da final saldırımızda %99'da kalacağız. Hadi bakalım göreceğiz efendim. İlk saldırdığımız köye çok benzemiyor mu? Baya bir benziyor. Şu hava patlayısının yeri hiç hoşuma gitmedi. Ha. Hın, 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 hın. Tamam. Tamam. Cehennem ejderleri buradan sahaya dahil olacak. Hmm, kralı kraliçeyi nereden bırakalım? Asıl mesele bu. Şuradan bıraksam aşağı doğru gelse. Kaya saçarlara yardım etse ama bu sefer de cehennem ejderleri üst tarafa çok dolanacaklar. Kral kraliçe buradan gelsin öyle değil mi? Elektro temizliğini buradan yapalım. Bir tane balonu feda edeceğim. Güdümlü varsa elektroya vurmasın diye. Sol taraftan bir elektro temizliği yapalım. Sağ taraftan da üstten kral kraliçe temizliği yapacağız. Şu zeplinimizi bir alalım. Şampiyonu yine biraz daha sonlara doğru saklamayı düşünüyorum arkadaşlar. Pekala. Kral kraliçe. 1, 2, 3 tane balon. Hemen ardından cehennem ejderlerini bırakıyorum. Peşine büyük koruyucu. Hemen peşlerine geriye kalan balonları sallıyorum ve koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Şimdilik hasar almıyoruz. Çok erken de basmaya gerek yok. Kartal topu vurmasın değil mi? Aynen öyle. Şuradan bir balon, şuradan bir balon. Bak. Ee, bir saniye. Dikkatim dağılmasın. Şu noktada bir tane iskelet. Şu noktada bir tane iskelet. Tamam. Kralın özelliğine basıyorum. Şampiyon şu noktadan sahaya dahil olsun. Bir iskelet şu noktada bırakacağım. Şu büyücü kulesini mi dondursak Beklemedeyim şimdilik beklemedeyim Şu anda fena değil gibi Şu noktayı bir dondurabiliriz Büyücü kuleleri ve tekli cehennem kulesi Şahane bir büyü kullanımı oldu Klan kalesi Arkadaş ben şu zehir büyüsünü atmayı niye hep unutuyorum ya 3 tane süper minyon çıktı Arkadaş çıldıracağım Şu noktadan zeplini sağa gönderiyorum Bir tane balon okçu kulesinin tepesine Şu kaya saçarları bir tanklayalım ee, Şampiyonun özelliğine yanlışlıkla bastım ne yalan söyleyeyim Şurayı donduracağım Belediye binasına doğru ilerliyoruz Binayı donduracağım. Tepede bir öfke büyüsü. Şu noktada da bir tane iskelet yapıştırıyorum. Kraliçeyi hava, ha, hayatta tutmaya çalışacağım. Arka tarafı donduruyorum ki bu benim son dondurma büyümdü. Bir bakalım cehennem ejderleri şu anda çalışıyorlar. Kasırga tuzağını yakaladık. Tekli cehennem kulesini alırsak bence bu iş oldu. Güdümle hava mayını bir tane daha cehennem ejderini yedi bitirdi ve köyü çatır çutur üçlemeyi başarıyoruz efendim. Evet kıl payı oldu farkındayım ama sonuçta 3 yıldız 3 yıldızdır. 1, 2, 3 adet cehennem ejderhası hayatta, kraliçe hayatta, koruyucu hayatta, şampiyon hayatta finale yakışır güzel bir kapanış yapıyoruz arkadaşlar. Evet çok keyifli ve heyecanlı ya. Ne olacağını çok fazla kestiremiyorsunuz. Evet %99'da kalalım mı? Bu sefer <laughs> biz mi bırakalım bitireyim mi savaşı? Tamam tamam o kadar da değil. Evet kendi süresiyle kalsaydı sıkıntı yoktu. Oturur ağlardık ama bile bile de %99'da bırakmayalım öyle değil mi? Güzel bir 3 yıldızla bu videoyu da burada noktalıyoruz efendim. Pekala arkadaşlar saldırı faslını kapatıyorum. Hala daha savaş haklarım duruyor. Bir bakalım 3 tane savaş hakkımız duruyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane saldırıdan 3 tane 3 yıldız aldık. Bir tanesi %90 sadece bir tane savaş ters gitti diyebilirim. Geriye kalan saldırıları kullanma durumum yok. Çünkü normalde günde bir tane video atıyorum ana kanalıma. İkinci kanalımız var. Oraya da bir tane video atıyorum. Açıklamalar kısmında linki var. Ana kanalda saat 12'ye planlıyorum normalde videoları. Bugün terslik çıktı. Yetiştiremedim. Video kısa olsun da. Editi, renderi falan kısa sürsün. Yüklemesi daha çabuk olsun. Gece 12'de paylaşmak zorunda kalmayayım videoyu diyorum. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.